Bilimsel Rehberlik'ten herkese merhabalar. Ben Hasan Hoca. Evet, duygusalları konuşuyoruz. Duygusalların ailelerine 5 tane önerimiz olacak. Onlardan bahsedeceğiz. Değerli velilerimiz, duygusal yapıda olan çocuklarınızla iletişiminizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Onunla ilgili 5 tane önerimiz olacak. Bunlardan ilki, onları koşulsuz sevin ve onlara koşulsuz güvenin. Bunu yıllar önce yaşamış olduğum bir anıyla paylaşmak istiyorum. Bir görüşme esnasında öğrencimiz şunu ifade etti. Dedi ki, hocam ben TEOG sınavına girdim. İlk sınavım çok güzel geçmişti. Harika geçmişti. Ve ben bunu aileme söylediğimde ailem bana sarıldı. Ertesi gün ikinci oturuma girdiğimde sınav sonucum pek de beklediğim gibi olmadı. Çıktığımda bunu ifade etmiştim aileme. O anda bana sarılmadılar. Ve ben onlar sarılmadığı için başarıyı sevgiyle bir tutmaya başladım. Yani eğer başarılı olursam sevilirim düşüncesi oluşmaya başladı. Aileyle yaptığımız görüşmede aile aslında o gün tam da olayın öyle olmadığını ifade etti. Dedikleri şuydu. Ya hocam, biz o gün bir karmaşa vardı. Karmaşanın içerisinde çocuk sınavdan çıktı ama biz bunu hani tam anlayamadık. Hani sarılmama sebebim buydu. Yoksa onun başarısıyla ya da başarısızlığıyla bir ilişkisi yoktu. Bu yüzden diyorum, eğer çocuk başarılı olduğunda sevileceğini hissederse bunu hep onunla ilişkilendirecektir. Hep başarılı olmaya çalışacaktır. Onları koşulsuz sevin. Başarısız da olsa sizin evladınız, başarılı da olsa sizin evladınız. Bu noktada koşulsuz sevmeye gayret edelim. İkinci önerimiz. Değerli velilerim, söylediğiniz her şeyin sihirli bir etkisi var. Ne anlatmaya çalışıyorum? Kullandığınız her cümle onda olumlu etki de oluşturabilir, bütün motivasyonunu da aşağı çekebilir. Sizin burada kullandığınız dil önemli bir yere sahip. Bazen ona ya gayet iyi gidiyorsun, biz bu süreçten çok memnunuz dediğinizde motivasyonu artacaktır. Ya hep aynısın ya, hiç mi değişmez insan ya, hiç mi odasını toplamaz, hiç mi ders çalışmaz dediğinizde bütün motivasyonu yerle bir olacaktır. Tabii ki eleştireceğiz. Yani hocam hiç mi eleştirmeyeceğiz dediğinizi duymaktayım. Yani bunlar olacak. Ama burada kullandığınız dil çok önemli bir yere sahip. Eleştirirken çok nazik olmanız lazım. Yani sen diye başlamamalı cümleler. O cümleler ben diye başlamalı. Yani o empati sürecinin gelişimini sağlanması gerekiyor. Ben odanı toplamamandan dolayı rahatsızım. Ya da ben ders çalışmamandan dolayı rahatsızım. Bunları bu şekilde ifade etmenizde fayda var. Tabii her şeyden önemlisi kişi sevildiğini hissetmeli. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eleştirirken ya kızım ben seni çok seviyorum, oğlum sen benim için çok değerlisin dedikten sonra eleştirilerinizi ifade edin. Çünkü o ilk önce sizin o sevgi sözcüğünüzü aldı ya, sizin iyi niyetle yaklaştığınızı, sürecin olumlu bir noktaya çevrilmesini istediğinizi anlar ve o doğrultuda hareket eder. Dördüncü önerimiz, ihtiyaçlarını zamanında karşılayın. Yani bir kalem alınacak, o kalem alınana kadar çalışmaz. Bir yapılması gereken şeyler var, siz onu yapmadınız, o otomatikman aklı orada kalacaktır ve onun yapılmasını bekleyecektir. Zihninin bir köşesinde yer edinecektir. O ihtiyaç karşılandıktan sonra diğer bir aşamaya geçebilir. Bu yüzden ihtiyaçlarına duyarsız kalmayın. Mutlaka ihtiyaçlarını karşılamaya çalışın. Hani ilgiyi seviyorlar dedik ya, bu 5. önerimiz de bununla alakalı. Zaman zaman başarılı olacaktır. Zaman zaman güzel şeylere imza atacaktır. Sizden ricam, onları takdir edin. Onların başarılarıyla gururlanın. Onları motive edin. Onlara teşekkür edin. Bunu yaparsak onlarla olan iletişimimiz ve bağımız kuvvetlenecek ve bu süreci daha kolay bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Evet değerli velilerimiz, mutlaka bu sürece dair sorularınız olacak ya da sorunlarınız olacak. Bu sorularınızı ya da sorunlarınızı bizimle paylaşın. Sizlere yardımcı olmaya çalışın. Sizleri çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.